daha güçlü, daha kuvvetli bir Türkiye'yi kuracağını inanıyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bir fantezi değil, bir zorunluluktu Türkiye için. Niye zorunluluktu? Türkiye'de uzun yıllar, genç salonun çoğu çok fazla genç, birçoğunuz bilmezsiniz. Ama biz kurulamayan hükümetleri biliriz. Ali Cengiz oyunlarıyla hükümetlerin önünün kesildiği zamanları biliriz. Efendim, Türkiye'de o partiden hani en sonunda gördük. İşte İyi Parti'yi nasıl grup kurdurdular? Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamlar gitti, grup kurdular. Ondan sonra biz bunun aynı filmleri gördük. Güneş Motel Rezaleti'ni gördük. Türkiye'de hükümet kurulamayan aylarca giden dönemleri gördük. 12 Eylül öncesinde 100 küsurdur oynama yapıldı, Cumhurbaşkanı seçilemedi. Böylece 12 Eylül darbecilerine de bir dayanak çıktı. Efendim siz sivil siyaset yapamıyorsanız biz yaparız dediler ve iktidarın gerekçelerinden birisi haline geldi. Başbili Hoca 1961'de sadece aday olacak. Aday olmak için İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Ensesine silahı dayadılar. 1961. Dediler ki öyle hop dur burada bakalım. Öyle her isteyen Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Allah'a çok şükür o dönemlerden şimdi milletin doğrudan doğruya oy vererek seçeceği Cumhurbaşkanı dönemine geldik. Hatta öyle ki AK Parti'nin sağladığı bu demokratikleşme sayesinde 10 yıllardır konuştuğumuz bir şey var. Sadece partilerin grupları değil, sadece kapalı kapılar ardında kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı değil, 100 bin imzayı toplayan getirsin Cumhurbaşkanı adayı olsun. Oldu mu? Oldu. Bu seçim herhalde 3-4 tane aday 100 bin imzayla aday oldu. Bu Türkiye için de önemli bir adımdı. Şimdi bu istikrarsızlıklar, hükümet kuramama, kısa ömürlü hükümetler, ortalama 19 ay Türkiye'de hükümetlerin ömrü. Bütün bunların hepsi geride kalıyor. E tabi bu kadar istikrarsız bir ortam olunca araya iyi saatte olsunların karışması da çok mümkün oluyor. Sağdan soldan askeri sivili şu locası bu ocağı bir sürü yer siyasete karışıyor, müdahale ediyor. Bunların hepsi geride kaldı. Şimdi sadece ve sadece millet karar verecek. Sandıktan ne çıkıyorsa onun sonucu baş göz üstünde. Ve inşallah inanıyoruz milletimiz 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı çok büyük bir oyla Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ayağının aksak olmaması için kalan günlerimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Neyi kastediyorum? Kendisi çok güçlü bir siyasi lider, millet tarafından seçilecek. Parlamentoda da AK Parti'nin tek başına çok güçlü bir iktidar kurması lazım. Onun için efendim reise eyvallah ama biz oyu başka partiye de verebiliriz diyen bir takım dedikodular çıkıyor. Bunlara aman ha çok uyanık olmamız lazım. Reisi seviyorsan, onu Cumhurbaşkanı yapıyorsan reisin partisinin de çok kuvvetli bir şekilde iktidar olmasını sağlayacaksınız. Milletimizle bu gönül bağımızı artırarak son kalan kaç gün kaldı? 25 gün. 24 gün kaldı. Vallahi akıp gidiyor. 24 gün kaldı. Bir gün inşallah bakacağız ki seçimleri yapmışız, geçmişiz. Ancak sevgili kardeşlerim şunu hatırlatmak istiyorum. Siyasette hiçbir seçim masa başında kazanılmaz. Her seçim meydanda kazanılır. Allah sizlerden razı olsun. 12'yi çeyrek geçiyor. Hanım kardeşlerim var, eve gidecekler, bir de sahur hazırlayacaklar. Öyle mi? Biraz beyleri görevlendirip onlar eğer çalışmanın içinde değilse sahur onlar hazırlasın. Öyle yapıyorlar mı? Efendim, fazla da şımartmayın, onlar da çalışsın. Onlara da en azından parti çalışmalarına gelmiyorlarsa sahur hazırlasın. Geliyorlarsa eyvallah, o zaman diyecek bir şey yok. Şimdi kalan bu 23 günlük süre içerisinde çok iyi çalışacağız. Eşiniz, dostunuz, akrabanız, komşunuz vesaire. Ya zaten bu biliyordur falan gerçekleri sakın öyle düşünmeyin. Tek tek anlatacaksınız. Nelerin anlatılacağını vaktimiz yok sizler biliyorsunuz. Herkesi ikna etmeye çalışın. İnsanlar oylarını kalpleriyle verirler. Zihinleriyle verirler. Ama ağırlıklı olarak zaten kalp ve zihin arasında bir bağlantı var. İnsanların gönlüne girmeyen sandıkta da zarfın içine girmez.
Dolayısıyla insanların gönlüne gireceğiz. Anlatacaksınız, ikna edeceksiniz. İkna edemiyorsanız ikna edecek birisini göndereceksiniz veya onu oraya getireceksiniz. Bu 23 günü çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Hemşerilik, komşuluk, akrabalık, efendim işte hanımlar, hanımlar arasındaki dayanışma, genç kardeşlerim, gençler, okuldaşlık, esnaflar, esnaf komşusu, kim kime nereden ulaşıyorsa bulacak, çalışacağız. Ve 23 gün sonunda da inşallah bu çalışmalarımızın sonunda başarılı bir seçim sonucu elde edeceğiz. Dediğim gibi dünyanın hepsi gözünü dikmiş bize bakıyor. Türkiye'nin dostları, İslam alemi, Müslüman ümmet bizim gözümüzün içine bakıyor. Türkiye'nin düşmanları ve İslam dünyasının düşmanları, onlar da bizim gözümüzün içine bakıyor. Onlar da bizim yıkılmamızı, bizim ayaklarımızın bir şekilde sürçmesini, sallanmasını, titremesini istiyor ve bir şekilde Türkiye'den, güçlü Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den hesap sormaya hazırlanıyorlar. Biz de hesabı sandıkta ortaya koyacağız. İnşallah. Bu inançlı olduğunuzu, bu kararlılıklı olduğunuzu biliyorum. Ha, sandık seçim 3 safhadır. Birincisi seçim kampanyası. İkincisi sandık günü. Efendim ne gün? 23 Haziran saat 17'de seçim kampanyası bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitmiyor. Tam seçim kampanyası o zaman başlıyor. O gün saat 5'ten sonra işin cila kısmı, son kalan şeyleri, onları tek ulaşacaksınız, eksiklerimizi yapacağız. Seçim sabahına kadar. Birinci safha budur. Seçim sabahı sandıklar oy verme başladığı zaman ikinci çalışma da o gün başlıyor. Seçim günü işte şimdi ihtiyarlara sandığın götürülmesi, bunları çok iyi biliyor teşkilatımız, anlatmama gerek yok. İnsanları mutlaka sandığa gitmeyenleri götürmek ve seçim günü sandıklara sahip çıkmak. Bu da işin ikinci faslı. Orada da bitmiyor seçim. Seçim günü sandıklara sahip çıkıp mazbatalar vesaire artık şimdi çok kolay, eskisi gibi değil. Birkaç saat içerisinde belli oluyor. Ama o birkaç saatte ilçe seçim kurulu ve il seçim kurullarındaki arkadaşlarımız çok gayretli bir şekilde nöbette duracaklar. Ve o gün birkaç saat içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nda da iş bitiyor. Ha gayret, ha sabır. Sonuçta inşallah bu büyük başarı hepinizin, bu görünmez orduların birer ferdi olan siz değerli kardeşlerimizin başarısı olacak. Ve 24 Haziran'da Türkiye bu dönüm noktasını çok büyük bir başarıyla inşallah geçecektir. Sonuçta bizim şöyle bir rahatlığımız da var. Diriliş Ertuğrul'da söylüyor ya sık sık. Biz zaferden değil, biz seferden sorumluyuz. Gayret edeceğiz, çabalayacağız. Her türlü gücümüzün sonuna kadar gayretimizi göstereceğiz. Sonuçlar Cenab-ı Allah'ın elindedir. Biz inşallah Cenab-ı Allah milletin desteğiyle, Cenab-ı Allah'ın iradesiyle 24 Haziran'ın başarılı bir şekilde geçeceğini ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu akşam gecenin bu geç saatine kadar bu eğitim çalışmasını yaptınız. Allah bunların her birisi için ecrinizi artırsın. Bu siyaset, bizler yıllardır siyasetin içerisindeyiz. Siyaset zor zanaattır. Allah rızası için yapılan zanaat ve siyaset zor bir zanaattır. Başka bir şey niyetle yapıyorsanız onu bilmem. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Hepinizi tenzih ederek söylüyorum. Siyasette kim neyi amaçlıyorsa Allah onu, ona bir şekilde esbabına tevessül ederse onu veriyor. Allah razı olsun diyoruz. Bazen öyle oluyor ki yıllarınız geçiyor. Çoluk çocuk siz farkında olmadan büyüyor. Arkada bir sürü şey bırakıyorsunuz. Ama hesabı şöyle görmeye başladığınız zaman bizim kolay da Allah razı olsun der. Allah razı olsun der de binlerce, on binlerce insan Allah razı olsun demiştir belki hayatınız boyunca. Bir kişinin Allah razı olsun duası makbul olursa bizim bütün bu çalışmalarımızın karşılığını almışız demek. İnşallah da herhalde bir kişinin de duası tutar diye düşünüyorum. Allah hepinize hem dua edenler hem de hayırlı dualara muhatap olanlardan eylesin hepimiz. Bu millete Cenab-ı Allah acısın. Bu aziz milleti yıllardır, asırlardır İslam'ın bayrakları olmuş olan bu aziz milletin elini bırakmasın. Bu aziz milletin düşmanlarına fırsat vermesin.
bu milleti dirlik birlik içerisinde inşallah en güzel noktada, en güzel şekilde ileriye doğru canla başla çalışarak ilerlemeyi nasip eylesin. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 24 Haziran'da da büyük zaferlerini hep beraber şahit olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah Cenab-ı Allah bütün bu çalışmalarımızın sonunu bereketlendirsin. Sonuçlarımızı gayet güzel eylesin. Değerli hocamıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim.